İhsan Çaralan, 22 Eylül 2021, Evrensel İktidarın öğrencilerin barınma sorununa çözümü, tarikat, cemaat yurtları Üniversiteyi kazanan öğrenciler daha kazandık diye sevinemeden ya da 3 yarı yıl boyunca uzaktan eğitime mahkum edilen öğrenciler yüz yüze eğitime döneceğine sevinemeden çok ciddi bir sorunla karşılaştı, barınma sorunu. Üstelik bu sefer karşı karşıya olunan barınma sorunu, öğrencilerin önceki yıllardaki barınma sorunuyla karşılaştırılamaz büyüklükte. Yüzde yüz artışa varan ev kiraları ve özel yurt fiyatlarıyla tarikat cemaat yurtları dayatması ve KYK yurtlarının yetersizliğiyle. Ailesinin yaşadığı il dışında üniversiteye giren emekçi ailenin çocukları için barınma sorunu bütün öteki sorunların önüne geçmiş bulunuyor. Hem de çok sıcak bir sorun olarak. Kimi öğrenciler barınamıyoruz diyerek parklarda yatarak seslerini duyurmaya çalışırken kimi öğrenciler okullar açılıncaya kadar bütçesine uygun bir ev ya da yurt bulmak için umutsuz bir çaba içinde. Kimileri de yarım gün çalışacağı bir iş aramaya başlamış bulunuyor. Azımsanmayacak bir öğrenci kitlesinin ise örneğin İstanbul'da barınma imkanı bulamayan öğrencilerin kayıtlarını daha küçük illere aldırmaya çalıştıkları, hatta kayıtlarını dondurup eve dönerek barınma sorunlarını çözmeye çalıştıkları haberlere yansıyor. Tek adam yönetimi barınma sorununu çözmek istiyor mu? İktidar KYK yurtları önündeki uzun kuyruklar karşısında önümüzdeki birkaç yıl kendisine sıra gelmeyeceğini gören ve kirasını ödeyebileceği bir ev bulmaktan umudunu kesen öğrenci kitlesini adım adım Türgev, Tügva ensar gibi tarikat cemaat yurtlarına doğru itmekti. Parasal bakımdan onların fiyatları da ortalama bir emekçi ailesinin karşılamasının çok ötesindedir ama bu yurtlara devlet öğrenci başına 650 ila 800 TL destek vermekte. Yani yeni yurtlar yaptırmak ve mevcut yurtların koşullarını iyileştirmek için para harcamayan devlet, tarikat cemaat yurtları söz konusu olduğunda kesenin ağzını açmakta ancak tarikat cemaat yurtlarına girmenin bir olmazsa olmaz şartı vardır tarikat merkezinden gönderilecek hocaların yapacağı dini sohbetlere ve etkinliklere katılmak yani yoksul ailelerin gençleri için tarikat cemaat yurtlarında barınmak seçenekler arasında bir seçenek değil zorunlu kalınmış bir hal, bir dayatmadır. Peki tek adam yönetimi, üniversite öğrencileri için hayati ve acilen çözülmesi gereken bir soruna dönüşmüş olan barınma sorununu çözmek için yeni adımlar atacak mı? Bu sorunun yanıtı açıkça hayırdır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerin barınma sorununu bir yılda çözeceğim demesine karşı çıkarken çok yurt yaptık, barınma sorunu abartılıyor, ortada çözülmesi gereken bir sorun yok diyerek yanıt veriyor böyle bir yönetim öğrencilerin yurt sorununu çözmek için adımlar atabilir mi öğrencilerin barınma sorunu dindar nesiller dayatmasıyla bağlantılı bugün gelinen yerde üniversite öğrencilerinin barınma sorununun bir krize dönüşmüş olması rastlantı değil akp iktidarının dindar nesiller yetiştirme stratejisinin bir ürünüdür pandemi bu krizi sadece görünür hale getirmiştir çünkü iktidar anaokullarında Kur'an kursları açmaya kadar varmaktan başlayarak üniversiteye kadar eğitim müfredatını İslamist bir çizgide yeniden oluştururken pratikte de tarikat ve cemaatleri onların vakıflarını milli eğitimin başlıca paydaşı olarak devreye sokmuştur. Cemaat tarikat yurtları bu dindar nesiller yetiştirme stratejisiyle üniversite öğrencilerini kuşatmanın bir boyutunu oluşturmuştur. Cemaat tarikat yurtları bu amacın bir dayanağı olarak üniversite gençliğini fikri olarak kazanmak böylece ülkede bir türlü oluşturamadıkları fikri iktidarı sağlamanın dayanaklarının başlıcalarından birisi olarak devreye sokulmuştur. Kısacası iktidarın KYK yurtlarının sayısını artırarak ve var olanların da koşullarını iyileştirerek üniversite öğrencilerinin barınma sorununun gerektirdiği biçimde çözmek gibi bir amacı olmadığı gibi asıl olarak öğrencileri cemaat tarikat yurtlarına gitmeye zorlayan önlemleri devreye sokarak kendi ideolojik siyasi amaçlarını gerçekleştirmek istemektedir. Öte yandan öğrencilerin önünde kuyruğa girdiği, eğer sıra gelir de girerlerse kendilerini şanslı sayacakları KYK yurtlarından da öğrenciler hiç hoşnut değildir. 16 metrekarelik bir odaya 4 öğrencinin istif edilmesi, her yıl enflasyona bağlanan zamlarla bu yıl 480 TL'ye çıkmış ücretleriyle bu yurtlar da öğrencilerden 1000 A'hişitilen işitilen yurtlardır. Erdoğan'ın biz iktidara geldiğimizde 45 TL olan kredileri 650 TL'ye çıkardık. Gözünüze dizinize dursun diyerek faiziyle geri alınmak üzere öğrencilere verilen kredinin 480 TL'si KYK yurdunun çıplak ücreti olarak geri alınmaktadır. Bu yüzden öğrenciler KYK yurtlarının öğrencilerin tümünün barınma ihtiyacını karşılayacak sayıya çıkarılmasını ve mevcut yurtlardaki koşulların iyileştirilmesini, öğrencilerin üniversite hayatı boyunca sağlıklı, nitelikli ve ücretsiz koşullarda barınma hakkının devlet tarafından karşılanmasını, mevcut KYK borçlarının iptal edilmesini, kredilerin burs olarak verilmesini istemektedirler. Bu talepleri elde etmenin yolu da barınma sorununun parasız, bilimsel, demokratik, ana dilinde eğitim talebinin önemli bir parçası olarak ele alınıp gençlik yığınlarının mücadeleye çekilmesinden geçmektedir. İhsan Çaralan